Masasına iştirak edecekler. Evet, iştirakçiler. Çeviriyorum. Bin daha. Gördüm. Rast. Kalkıyor musunuz? Bir sıkıntı var içimde. Bizim doktor ayrı burada olsa gerek. İçeride poker oynuyordu. Çağırayım isterseniz. Yok, hayır. Ben git. Thank you.
Sizleri öldür. Ben bir şey demeden öldüğünü kimseye söylemeyeceksin doktor bey. Biraz dişi değil mi? Urfa'daki bebek sağ salim yola çıkmadan ağanın ölümünü duyarlarsa yaşatmazlarsa bir. Yeğenleri kurt gibi bekliyorlar ağanın ölümünü. Bebek ortadan kalkarsa bütün miras onlara kalacak. Hayatta en iyi dostu sendin doktor bey. Güvendiği, sevdiği, her bakımdan itimat ettiği bir insandı. Ağanın hatırı için değil, ufak bir çocuğun hayatını kurtarmak için birkaç saat çıksaklayıver ölümünü. Altı saatten fazla oyalayamam kimseyi. Sağ ol doktor bey. Hayırdır ha doktor bey? Çok ağır. Kurtulacak Kadir Mevlam sayesinde. Abi elini öpüversek. Yanına girmek yasak. Hasta bakıcı bile sokmam içeri. Ben nöbet bekleyeceğim. Ben de burada beklerim ağam. Salih ağa için canımız kurban. Oturun siz de şöyle. Burası Urfalılar Otobüs Yazıhanesi, ben Şaban. İstanbul'dan ararlarmış ha. Alo, hayırdır inşallah? Hasan! Hasan! Hey ya, ben Cebbar, Cebbar, Cebbar! Cebbar! Ellerinden öperim ağam. Peki ağam, baş üstüne ağam. Yetmedi mi lan oynadığınız? İyi bildin, sineğin parası yetmedi. Öyle talih var ki onun soyunda Haran Ovası'na sığmaz. Doktorlara bakarsan bir seneye kalmaz göçüp gidecek ihtiyar. O zaman bizim olacak Haran'ın yarısı. Ya yukarıki? Şoför Hamit Adana'ya hastaneye götürecek Ayşe ile. 50.000 kayme verdim ona. Yolda salıverecek bayırdan aşağı. Aha gavur dağında. Ne zaman? Yarın sabah. Kadir Mevlam izin verirse. Hem Ayşe'yi hem veledi. Benim bacım, İbrahim. Aa, sizlere ömür. İstanbul'dan Cebbar ağa telefonla haber salmış. Ayşe kız birkaç saate kadar bebeği çiftlikten kaçırsın demiş. Yeğeni olacak itlerin haberi olmasın ahanın ölümünden demiş. Daha birkaç saat vakit var bacı. Ne olur kaç git buralardan. Ağanın öldüğünü yeğeni olacak o itler duyarsa, mirasa konmak için yaşatmazlar bu sabiyi, öldürürler. Git, git bacım. Ne olur git.
Allah Allah! Doğru mu sakladıkları? Tayfur'a haber ilet. Ayşe olacak yılan bebeği kaçırırsa hepimiz miras yerine nasihat alırız, ona göre ha! Nerede Hasan? Bilmem, kahveye gitti besbelli. Doğru konuşuyor! Allah'ıma kitap mı ağam? Gelirse söyle, Hamit ağam cipi aldı gitti de, akşama getiririm. Geçe! Yolcu listelerini verin. Bir kaçak arıyoruz ver da. Merhaba ağam. Versinler, ver. Buyur başefendi. Hayrola ağam? Bütün nakliye şirketlerine haber salıyoruz. Yolculara dikkat edin diye. Bir vukuat mı ola? Diyarbakır'dan azılı bir katil kaçtı da. Ehliyet! Muayene kağıdı ve diğerleri. Bu da bütün param. Allah yardımcın olsun. Bu kardeşliğini nasıl öderim? Hele bir kurtul da! Benim katil olmadığıma inanıyorsun değil mi? İnanmasam bütün bunları yapar mıydım kardeş? Helal et, helal et hakkını enişte. Helal olsun, helal olsun! Cabbar köpeğinin işidir. Ökkeş, Ayşe bebeği kaçırmasın sakın diyor. Aman ağam, yoksa... Kaçmışlar. Nereden haber olabilir ki? Keserim Allah'ıma kitabıma, son defa söylüyorum, konuş! Cebbar haber salmış Ayşe! Ayşe! He? Ayşe, bebeği kaçırsın demiş. Ölmüş Ayşe! Bebekle beraber Urfa yoluna gitti. Urfa'ya varmadan keseceğiz yolu. Nereye? Siz nereye gideceksiniz? Beni bırak sen. Sen nereye? Uzak.
Adana mı? Ankara? İstanbul? Nerelisin sen? İstanbullu. Ne işin vardı burada? Buna bakıyordum. Senin çocuğun değil mi bu? Nereye götürüyorsun çocuğu? Öyleyse ne işin vardı burada, Allah'ın kırında? Allah rızası için sakla beni! Ne var? Allah rızası için! Kim peşimizdekiler? Sakla beni! Yalvarırım sana! Bana bak, kaçırdın mı çocuğu? Vallahi onu kurtarmak için kaçırdım! Biraz için öldürecekler! Allah rızası için! Allah aşkına! Çök! Ölümünüze mi susadınız? Hakkım var, kusur ettik. Bir kızla bir bebeğe bakıyorduk. Ne olacak? Hiç hani gördün mü diye soracaktık. Kimseyi görmedim. İşte kamyon, arayın isterseniz. Sağ olasın, kusura bakma. Ne etmiş ki bu kız? Hiç ağam, bir bebek kaçırdı. Gittiler. Allah razı olsun sizden. Kim bunlar? Bizim ağanın yeğenleri. Peki sen kimsin? Urfa'yı geçip gitmiş olmalı kahpe. Polise haber versek. Ne diyeceğiz polise? Kızı bulun, bebeği geberteceğiz mi diyeceğiz? Yanında para yokmuş ki ha! Gitse Adana'ya kadar var. Akşama kadar yollarda bakmadık yer bırakmayız evvelallah. Sen burada kal. Bakarsın arkamızdan çıka gelir. Sen önce git, Adana'da bekle. En ufak bir iz bulursan bildir. Biz de burada saklanabileceği yerleri arayalım. Yürüyün! Gelini gelini kardeş küldün gelini... Lan sulan! Nereye? Urfa'ya. Hayrola? Diyarbakır'dan kaçan bir katili arıyoruz. Ha, bakın arkaya. Ehliyet? Kim bacı? Ailem. Babası Siirt'te, memur. Ailesinin yanına getirmiştim, şimdi de dönüyoruz İstanbul'a. Geçin! Urfa'nın içine varacaksınız. Üst yolda toprak kaydı, yol kapalı. Sağ ol. İstersen Urfa'da indireyim seni. Hayır! Nereye kadar gideceğim belli olmaz benim. Hayır! Seninle geleceğim. Kabul edersen. Kendin bilirsin. Thank you.
Adın ne senin? Ayşe. Seninki de Ahmet değil mi? Sabah jandarma uğradı çiftliğe. Diyarbakır'dan kaçan katilin adı Ahmet'miş. Ateşi. Kesin gelen var. Ne yapacağız? Kim ola bu in? Allah kahretsin, değiştir lastiği. Ne halt ederse etsin, bir eşeğe varmadan yakaladık demek. Elini çabuk tutsana be! Stepne de patlak ha! Çabuk yamayın! Bırak beni. Benim yüzümden başın derde girecek. Bırakayım da öldürsünler mi? Ama sen... Benim ardımdan ağlayanım olmaz. Ama senin... olabilir. Otellerimiz şehirdekilerine benzemez ağam. Kusura kalma. Sabah namazında kaldır. Olur ağam. Yiyecek bir şeyler var mı? Lahmacun getirdim, çorba yaptırayım. Ha, yaptır, yaptır. Allah rahatlık versin ağam. Yaralısın. Yok, bir sıyrık damara gelmiş. Seni çok rahatsız ettim. Kaç gündür konuşacak, içimi dökecek birini aradım, biliyor musun kız? Konuş, seni dinliyorum. Çok iyi kızsın sen, cesursun ha. Cesur mu, niçin? Benim gibi dünyanın peşine düşüp aradığı bir kanlı katille bir arada kalmaktan korkmuyoruz. Az şey mi bu? Sen... sen katil olamazsın. Ne dedin? Ne dedin? Senin gibi bir insan katil olamaz. Buna inanmam. Yemin eder misin? Bunun başına. Allah'ım,
Allah'ım bir de bunu hükümete inandırsam, ispatlasam... Allah şahit ki öldürmedim, iftira ettiler, kimseye anlatamadım derdimi. Dünyanın parası vardı köpeklerde, yalancı şahit tuttular, kaçırdılar katili. Anlıyor musunuz, kaçırdılar, ben kimseyi öldürmedim. Günahsızım ben, hiç kimseyi vurmadım, öldürmedim, öldürmedim ben. Yat sen. Uyu. Sen? Nöbet bekleyeceğim. Ver silahı bana. Silah? Ne yapacaksın silahı? Ben beklerim. Uyuman lazım senin. Ya olmaz. Hayır. Olmaz öyle şey. Allah kahretsin. Tamam. Adana'da buluşuruz. Köy yollarına sapmış olsalar gerek. Sabahı bekliyorlar. Sağ olun. Gene bekleriz efendim. Böyle biri kaldı mı bu gece sizde? Hayır. Müsaade eder misin? Diyarbakır'dan kaçan idama mahkum bir katil. Cezası sonra 28 sene yemiş. Buralarda gelmiş olması imkansız ama gene de biz bakıyoruz. Siz tanıdınız mı? Hayır. Kimdi? Kızın yanındaki... Niye söylemedin be? Delirdim ulan. Çarpışmada ikisini birden gebertirsem kim ne diyebilir ki? Jandarma yakalarsa kızı da tutar, şahitlik, şeriklik davasına sürükler götürür. Kahveyi jandarmanın yanında temizleyemezsin ya. Doğru. Yürüyün. Edinme yetisinden yetmişine kadar herkes tanır beni. Ya daha sözler kraliçası seçilmişim seneler senesi ana. Ha. Şimdiki kara fatmalar gibi iki bel kıvırdın mı dünya benim demezdik o zamanlar. Ama şimdi onlar daha kıymetli. İhtiyarlamışmışım sözde. Allah'ıma kitabıma 10 tanesini cebimden çıkartırım be. Ha. 10 gün göbek çalkalattılar ahlaksızlar. Sonunda da 10 para vermeden attılar tekmeyi. Karanfilli Neriman'a yapılır mı bulan? Ulan 2,5 verin de kamyonla Adana'ya gideyim dedim. Bir tepik attılar sırtıma. Feleğim şaştı vallahi kardeşim, feleğim. Adanalı mısın? He ya. Oraya mı gidiyorsun? İnşallah. Abla, ailen mi? Evet. Allah bağışlasın. Bu gece misafirim olsanıza. Olmaz, yolcuyuz. Ne olacak bir geceden be? Bak, kartım anam, al, al. Belki yolunuz düşer bizim teşekkür oralara. Teşekkür ederim. Erkeğine iyi bak kardeş. Benim de bir zamanlar aslan gibi. Ah, ah, yaşasaydı şimdi, düşer miydik çadır sahnelerine? Ya, abi bir sigara versene be. Ha.
Sağ ol abi. Ayıp ettim bacı. Tamam. Nereye böyle am? İstanbul'a inşallah. Öf be, o yol dert. Bir katil kaçmış, dağ taşı jandarma polis tutmuş. Kontroldan bıktı şoför milleti Allah'a mani. Çoğu Mut yolundan saptılar, haberin ola. Eksik olma. Bu akşam burada kalıversek de olur. Hani bakarsın yarına hafifler. Ha, ne kadar tamir parası? Ayıp ettin, ne verirsen at tezgahın üstüne. Kim bu herif? Onlardan biri. Buradalar, buradalar! Bu tarafta! Neriman'ın kartı yanında mı? Evet. Gel. Kucaklarında bir çocuk vardı hani. Nereye gittiler ha? Aha, Neriman'ın evine. Söyle bakayım, kim bu Neriman? Hangi ev? Bu ev. Karanfilli Neriman amca pavyonda çalışır. Göbek çıkarı. Mahalleli kovacak onu buradan. He.
Kerpiç Rıza tanır, derhal alıp geleyim ağa. He ya, çabuk ol. Milyon verseler bu kadar sevinmezdim anam. Bilmem, öyle ısındım ki sizlere. Eksik olmayın. Allah rahmet eylesin. Yemek bir şeyler yapayım sizlere. Karnımız tok. Kardeşim, bir kadehçik Allah aşkına, bir kadehçik ha? Bir masa falan. Değil be. Çocuğumu alacaklar. Gelin benimle. Neriman abla, aç kapıyı. Neriman abla. Aç kapıyı, ben burada. Girin buraya. Neriman abla, aç kapıyı. Geldik be, geldik, geldik ha. Buyurun ağalarım, buyurun, hoş geldiniz. Ağalar Urfalı, Haranlı. Adana'ya gelmişler, şöyle bir eğlence dediler. Neriman ablamız bir tanedir dedi. Anlarsın ya. Hadi be kız, kur bakalım sofrayı. Ne duruyorsun kız? Tabii, tabii, tabii otursun, hadi, geç hadi. Şöyle. Hadi aslanım, yürü, otur sen de oraya, otur. Geç ağam, ağam, geç, geç şöyle, geç sen de, hadi ağam, buyurun, eviniz gibi. Anam benim, yavrum! Kim? Devirelim şunu.
Adam sende. Gel bakalım. Yavrum imam suyu. Sızdılar. Gelin. Hadi. Sana nasıl teşekkür edeceğiz bacım? Beni insan yerine koydun. Arabanı aldın. Başka türlü nasıl iyilik edebilirdim sana? Neriman! Neriman! Canım, söyle hayatım, bir şey mi istedin? Tatlım benim. Yavrum. Söyle. Erken erken geldiler, aldılar kamyonu. Nereye gideceklerini söylediler mi? İstanbul dedi ama ne yoldan bilmem. İrfan! Sen al şu paraları, adamları Konya'ya sal. Yetişemezsek kessinler, önünü gebertsinler. Biz Toroslardan vururuz. Allah kahretsin! Tam buldu bozulacak sırayı. Ne yapacağız? Konya'ya varsak tamir ettirirdik belki. O zamana kadar yetişmezler mi? Çok vakit kaybettik. Neredeyse görünürler. Yanıyorum. Hastam? Soğuk yorgunluk mahvetti bebeği. Bir şey çiğ kalmaz inşallah, merak etme. Nereden böyle? Adana'dan İstanbul'a gidiyoruz. Yalnız mısın? Ailem var yanımda. Yolun açık olsun. Hayrola, ne var? Bir katili arıyoruz da, eyvallah. Oradalar, onlar. Biraz ileride dur. Ağam! Nen var ağam! Hadi, kalk! Ağam!
At silah çaldı. Neredeyiz? Ovadayız. Ama nereye gidiyoruz? Bilmiyor. Çocuk, Allah'ım ölecek. İleride bir köy vardır belki. Durmasak, yürüsek. Kurba doymak için aman balığa sar. Aha, böyle gitmişler. Yürüyün. Çıldırdın mı ağam? Burada yetik avratla deli olan mı arayacağız? Yürü be, yürü. Gözünün bebeğini selam ağam. Neredeyse güneş kavuşur. Karanlıkta ovada kimi bulur? Yürü lan. Aman dereye daldı. Balıktan sıçradı. Aman dereye daldı. Gel bak, ileride bir köy var. Eksik olma baba, Allah razı olsun. Cümle ümmeti Muhammed'den, nereye gidersiniz? Biz... Doktor, hekim nerede bulunur? Taşhan'da. Bir at bulabilir miyiz? Parası hazır. Jenderme emri var, veremeyiz. Birkaç katil dolaşılmış buralarda. Delilik bu ağam. Neredeyse gece basacak. Bu zulmette... Aha, bu bozkırda ne ederiz? Onlar ne ediyorlar? Kurda kuşa yem olurlar. Sabaha bekleriz. Aha işte izleri sürüp gidiyor. Uçmadılar ya bunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bulacağız elbet. Gün ışır ışımaz, doktora götürürüz. Taşhan'a. Olmaz. Tanırlar seni. Yakalarlar. Ağlama. Götürün. Bu çocuk neyin sen? Kendi öz çocuğun. Yalan söylemesini bile beceremiyorsun. Kendi bebeğin değil mi? Evet. Niçin saklıyorsun çocuğun olduğunu? Kim almak istiyor onu senin elinden? Ağanın yeğenleri. Hangi ağa? Miras meselesi mi? Evet. Ağanın tüm mirası yavrumun oluyor. Çok mu zengin ağa? Karun'dan daha zengin. Demek ki... sen ağanın gelinisin. Söyle, kocan nerede? Miras çocuğa düştüğüne göre öldü mü? Evet. Yoksa herkes öldü biliyor da bir köşede saklanıyor mu? Yat uyu artık. Helak ettin kendini. Kurtulacak mıyız ellerinden? İnşallah. Uyu sen. Sen de uyu. Kaçmışlar. Yürüyün. Hmm.
burada. Ne iz kalmış ne işaret. Sabaha karşı yağmur yağdı ya. Dönelim arabaya. Gebertirim. Sen ne edersen et ben dönüyorum. Dur diyorum. Delik deşik eder kal bura çeviririm. Boşuna kısıyorsun. Bütün yollar aha Konya'ya. Gidip Barış'ta bekledik mi elimize gelirler. Allah'ıma kitabıma. 2 yıl askerlik ettim burada. Nah avucumun içi gibi bilirim. Her yol Konya'ya gider. Berisi Tuzlu Göl. Aha aynı Zeliha'daki balık değil ki bunlar yüze yüze beriye geçerler. Bak ah, az kaldı. Hadi, ölüme gidiyorsun. Yakalarlar seni. Seni yalnız bırakamam. Ağanın yeğenleri bizden evvel varmış olabilirler. Bırak beni. Hadi yürü beraber gidelim. Hadi. Yakalarlar seni Ahmet yakalarlar. Varmış be. Çocuk. Ha çocuk. Çocuk demek. Maşallah turp gibi. Şaka mı ediyorsun ölüyor. Bir iğne yaptın mı canavar kesilir. Gözü kör olsun tek elin. Rakı kamyonu gecikti mi kalıyoruz işte bununla. Kimsin sen? Şoförüm. Kamyonum bozuldu. Bu kervan geçmez, kuş uçmaz yolda ha? Bu kadar yolu yaya mı geldin? Hı? Hükümet tabibi varken niçin bana geldin? Bu kadar zengin misin ahbap? Ha? Bacı kim? Ailem. Ya, ha? Yama. Pekala. Ha. İkinizin de parmağından 2 halkası yok. Kaçarken düşürmüş olmayasınız. Ne demek istiyorsun? Niye heyecanlandın ahbap? Hadi çocuğu getirin de iğneyi yapalım. Düşmanlarım, kan davası. Ha. Adana'dan biri takip ediyorlar bizi. Ha tüve, ben de seni şey zannetmiştim. Boş ver. İşte böyle kardeş. Ayık gezdin mi aklına hep pis şeyler gelir. Halbuki mis gibi rakı yahut ispirit oldu mu? Çek kafayı bul, herkes dost, herkes kardeş. Ne kötülük, ne bokluk, dünya gül fidanı. Kim geldi be? Hadi siz geçin içeri. Selamünaleyküm doktor bey. Aleykümselam. Kim hasta? Doktor bey. Ne şey? Ne istediniz ya konuşsanız da şey diye kekeleyicine. Demem o ki acaba muayeneye geldi mi 2 kişi? Ha? Bir genç kız, kucağında çocuk, bir de delikanlı. Muayene parasını verelim istersen. Al parayı da şeyini. Cebine sok o parayı. O dedikleriniz de 10 dakika evvel buradan cız. Hadi beyler, lütfen kapıyı yavaş kapayım ve dışarıdan. Hadi yallah! Daha defolmadınız mı siz be?
Bana bak, kim var içeride konuş, yoksa yersin kurşunu. Kim var içeride, söyle kim? Kim mi var? Gelin ulan köpekler! Gelin içerime, kim olduğunu görün. Gelin. Gördün mü kim olduğunu köpek? Kimin bu bebek? Benim oğlum. Benim bebeğim. Her şeyim. Dünyada ondan kalan tek hatıra. Bana deli diyorlar. Deli doktoru diyorlar. Desinler. Halbuki ben o diyenlerle alay ediyorum. Benim başıma gelen felaketlerin en küçüğü bana o deli diyenlerin başına gelse... çıldırırlar, ölürler onlar. Halbuki bana bakın, hala ben yaşıyorum. Hadi defolun şimdi! Defolun diyorum size, hiç söyleme, defolun! Defolun buradan ha! Para mı kodunuz? Defolun iç soyları! Durun ulan, alın paranızı! Kaç para bırakmışım? Nerede şu ampul de? Allah razı olsun senden. Baş ver! Nereye gideceksin? Konya'ya. Külüstür bir cibim var, isterseniz sizi bırakayım. Bu halinle mi? Bağdırma. Al bu parayı da sana bıraktılar. Doktor! Boş ver, ben parayı ne yapayım? Bir şişe ispirto parası nasıl olsa çıkarırım. Ama doktor! Hadi sus, hadi şimdi. Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Hadi yürüyün. Ne yapacağız şimdi? Ankara'yı tuttuk mu korkma. Ya sen nereye kadar kaçacaksın? Polisin elinden kurtulmak olur mu? Kurtulmayı isteyen kim bacı? Niye kaçtın o halde? Birini konuşturmaya mecburum. Kimi? Asıl katili. Elini kana bulayıp suçu bana yükleyen iti, su gibi altın akıtıp yalancı şahitlerle beni idama mahkum ettiren birini. Ya bulamazsın? Kim bu aradığın adam Ahmet? Trene geç kaldık bacım, yürüyelim.
böyleymiş, alnıma yaslan ferman böyleymiş. Durduğu yerde ineceğim. Anlamadım. Benim yüzümden yakalanacaksın. Kız ben... Gayri bulamazlar beni. Sen boşuna tehlikeye atma kendini. Vururlar seni. İneceğim. Bırak deliliği. İneceğim. Allah yardımcın olsun. Gidiyorsun demek. Nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Bırak gideyim. Böylesi daha iyi. Oh!
benim yüzümden. Hep benim yüzümden oldu. Gideyim dedim. Hep benim yüzümden. Sus kız. Gidiyorlar Ahmet. Belki senin için gelmemişlerdir. Urfa neresi, burası neresi? Peki, ne yapacağız şimdi? Kalamayız burada. Yürüyebilecek misin? Nereye gidersen geleceğim. Kahretsin! Gelemezler buraya be! Ağam! Kes! Belki arabaya binmişlerdir. Boztepe'lere varmadılar ya! Burada kuşa yem mi olacaklar be? Mutlaka bir köy aramışlardır. Ağam, araba? Sonuna kadar gideceğiz, yürü! Ya. Buyurun! Buyurun! İki döşek istiyoruz ağam. Arabanız var mı? Hayvanlar nerede? Yok. Yok mu? Nasıl geldiniz buraya kadar? Yürüdük. Gelin öyleyse. Bir yere gidemezler. Allah'ıma kitabıma yemin ederim ki bulacağız bu itleri. Kız, yapma kız. Yük oldum sana. Benim yüzümden o adamla! Unut kız, unut! Hem yarası ağır değil. Hep benim yüzümden! Ben olmasaydım, ben Sen olmasaydın, dünya olmazdı kız. Bugüne kadar dünyam bir zindandı. Kan, iftira, ihanet, kahpelik, namertlik! Bütün kötülüklerle dolu bir dünyaydı. Yaşamaya değer ne varsa sende gördüm ben. Trende beni bırakıp gitmeye kalktığın an... her şey bitti benim için. Sen gittikten sonra gidip teslim olmak geldi içimde. Ben ki bütün dünyam, bütün kainatım intikam! O kahpe soylu namertten alacağım gene de intikamımı! Dayanamazdım gitseydim, gider teslim olurdum! Ah! Allah'ım! Ne ettim ben sana? Ne ettin ki gazapların en korkuncuyla cezalandırdın beni? Dünyada olmayacak tek kızın sevdasını kor gibi düşürdün kalbime. Ne demek o? Of! Ağanın gelinisin. Ne olmuş? Nerede erkeğin? Nerede kocan? Herkes öldü biliyor değil mi? Halbuki o İstanbul'da saklı yaşıyor. Nereden biliyorsun? Niçin saklanıyor? Niçin herkese öldü diye belletti kendini?
Ağanın yeğenleri bile öldü diyorlar onun için ha? Niçin, niçin, niçin? Allah'ım! Çünkü üç kişinin birden kanına girdi bir gece. Çünkü ağa babası yalancı şahitlerle bütün suçu başkasına attı. Günahsız, zavallı bir gence. İdama mahkum ettiler onu. Hiç günahı yokken idam edecekler. Niçin, niçin? Allah'ım, yoksa... Evet, kocanın yüzünden idama mahkum edilen adam benim. İstanbul'a gidip o kahveyi konuşturmazsam, yakalandığım an asılacağım. Ve sen, dünyada bu kadar kısacık sürede sevdiğim tek varlık, can düşmanımın karısısın. Susma, konuş, konuş! Böyle bir adamın karısı nasıl olursun? Senin gibi temiz bir insan nasıl varır ona? Nasıl, 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 nasıl? Zorla. Tehditle aldılar beni ailemden. Liseyi yeni bitirmiştim. Hayatta babamdan başka kimsem yoktu. İstanbul'da yaşıyorduk. Babam namuslu, tonton bir emekliydi. Ağanın İstanbul'daki ufak tefek işlerini takip eder... ...emekli maaşından 10 parasına bile dokunmadan hepsini bana verirdi. Dünyada tek emeli beni telli duvaklı bir gelin görmek... ...torunlarıyla baş başa mutlu bir şekilde son günlerini geçirmekti. Bir gün rahatsızlandı aniden. Önce pek aldırmadık. Sonra bir sabah yürüyemez oldu. Bazı evrak varmış o sabah teslim edilecek. Ağanın süslü bir köşkü vardı Erenköy'ünde. Evrakı ben götürdüm oraya. İşte o sabah rastladım o canavara. Şımarık, küstah, parasına babasının nüfuzuna mağrur bir canavardı. İstanbul'da üniversiteye devam bahanesiyle günlerini geçiriyor... ...her gün içki, kumar, sefahatle babasının milyonlarını eritiyordu. İlk gördüğü an sataşmaya yeltendi. Zor kurtuldum elinden. Sonra... ...bir iki gün sonra babasıyla... ...ağa ile evimize geldi. Babam çılgına dönmüştü. Koca ağanın... ...bir adamının evine gelişi görülmüş... ...işitilmiş şey değildi o güne kadar. O günden sonra... ...hediyelere boğdular bizi. Doktorlar babam için ümitsiz demişlerdi. Yatalak kalacaktı ömrü boyunca. Sırf yaşaması bile binlerce liralık tedaviye ihtiyaç gösteriyordu. Bir gün gene geldi ağa. Beni istedi oğluna. Ölürüm de varmam dedim babama. Ama boğazımıza kadar borçlanmıştık. Paramızı kesti, evimizden attırdı, her şeyimizi aldı. Sonunda evet dedim babama. Herkesten gizli silahlı muhafızların koruduğu köşkte... ...birkaç kişinin arasında telli duvaklı giydirdiler bana. İlk gece odama geldiğinde sarhoş, gözleri kan çanağı gibiydi. Yüzünde canavar gibi bir ifade vardı. Dolaptan çıkardığı kırbaçla üzerime saldırdı... ...ve beni canavar gibi dövdü, dövdü. Kendime geldiğimde hakikati anladım. Kocam olacak adam feci bir ruh hastası, korkunç bir katildi. Babası da sevgili oğlunun her isteğine boyun eğen kalpsiz bir canavar. Benden önce 2 kere daha evlenmiş... ...benden evvelki 2 karısını da aynı işkenceler altında yavaş yavaş ölüme sürüklemişti. Bu korkunç işkence devam etse ben de ölürdüm muhakkak. Ama bir gece feci bir heyecan havası her şeyi bir anda sildi süpürdü. Yan odada babasının yanında elinde silahla ağlıyor buldum onu. Ağanın adamları çılgın gibi emirler yağdırıyorlardı sağa sola. Kocam ağır bir suç işlemiş, birkaç kişiyi öldürmüştü. Şimdi ne yapıp yapıp suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyorlardı. Bu arada da polise izahat verebilecek herkesi ortadan kaybetmeye çalışıyorlardı. İlk olarak beni Urfa'ya çiftliğe yolladılar. Çiftlikte odamdan çıkmam bile yasak edilmişti. Tayfur, Nasri, İrfan ve adamları kuş uçurtmuyorlardı çiftliğin etrafında. Sonra çocuğumu orada dünyaya getirdim. O sırada ağanın miras yüzünden gözleri kararmış, insan taslağı yiyenleri... ...benim canımdan bir parça olan o masum melek yavrumu yok etmek için vahşice plan hazırlıyorlardı. Bir sabah kocamın öldüğü haberi geldi. Haberi ağanın iyi yürekli kahyası Cebbar getirmişti. Ağanın yeğenleri bir anda çılgına döndüler. Ağa iyice hastaydı, kalbi vardı. Her an ölümü bekleniyordu. Ölürse bütün mirası yavruma kalacaktı. En ufak bir fırsatta yavruma ve bana kıyacaklarını o akşam anladım. Bizi ne zaman vuracaklarını, öldüreceklerini bekleyerek korkunç günler geçirmeye başladık.
Sonra bir gece, Cebbar'ın çiftlikten ayrılacağı gece, odanın kapısı açıldı usulca. Cebbar geldi. Kocamın hayatta olduğunu, mahkemeden sonra ağanın oğlunu suçsuz olarak idama mahkum ettirdiği adamın, ailesinin intikamından korkarak öldü olarak bildirildiğini ve bir gün beni tekrar oğlunun gizlendiği yere aldıracağını söylediğini bildirdi. Sonra bir sabah ağa öldü dediler. Çiftlikte beklemek muhakkak ölüm demekti benim için. İyi kalpli bir adamımızın yardımıyla kaçtım. Gerisini sen de biliyorsun. Nereden bilebilirim kaderin karşıma çıkartacağı insanın kocam diye bildiğim zalimin kurbanı olacağını. Peki neydi senin günahın? Niçin yaktı seni? Yemin ederim kimseyi öldürmedim ben. Söylemene lüzum. Seni ilk tanıdığım anda katil olamayacağını anlamıştım. Ama her an daracının gölgesinde yağlı ilmiğin kabusu içinde yaşıyorum. Hakkımda vur emri var. Gördükleri an köpek gibi gebertecekler beni. Bütün ümidim İstanbul'a varıp onu bulmak, onu konuşturmak. Onun hayatta olduğunu nereden biliyordun? Kim söyledi bunu sana? Güvenmiyor musun bana? Canımdan çok seviyorum seni. Ama o kadar ümitsiz ki. Sonuna kadar çarpışacağız. Şu anda hanın etrafını çevirmedikleri ne malum? Silahım elimde. Günahsız olduğumu haykıra haykıra öleceğim. Kim gelirse gelsin, yeter ki sen bana inan. İnandığını söyle. İnanıyorsun değil mi? Bütün kalbimle